Merhaba Mastermind izleyicileri. Teleskopla gökyüzüne bir bakış atmaya var mısınız? İşte karşınızda Orion Nebulası. Orion Nebulası'nın görüntülerine geçmeden önce biraz bu nebula hakkında bilgi sahibi olmakta fayda var. Samanyolu içerisinde Avcı Takım Yıldızı bölgesinde Avcı Kuşağı'nın güneyinde yer alan dağınık bir bulutsudur. En parlak bulutsulardan olan Orion yaklaşık 24 ışık yılı çapındadır ve gece çıplak gözle görülebilir. Dünyaya en yakın yıldız oluşum bölgesidir ve yaklaşık olarak 1270 ışık yılı uzaklıktadır. Gökyüzünde Betelgeuse yıldızı ile Rigel yıldızı arasında kalan Avcı Takım yıldızının içinde bulunur. Gökyüzüne baktığınızda Betelgeuse yıldızını bulmanız aslında çok kolaydır ve onu bulduğumuzda aslında Orion bulutsusunu da neredeyse bulmuş oluruz. Bulutsunun ışığı iç bölgesinde yeni doğmakta olan ışıması güçlü yıldızlarla aydınlatılmasından kaynaklanmaktadır. Herhangi bir teleskop veya dürbünle bu bulutsudan gelen olağanüstü ışığı kolayca fark edebilirsiniz. Devasa bir hidrojen bulutunun merkez bölgesinde oluşmuş yıldızlarca ısıtılması ve aydınlatılması ile görünür hale gelen bulutsunun 24 ışık yılı genişliğinde olduğu, bazı yıldızların 2 milyon yıldan daha genç olduğu hesaplanmıştır. Buradaki görüntü 150 mm mercekli bir teleskop ve nitrojen filtresi kullanılarak elde edilmiştir. Nitrojen filtresi kullanıldığı zaman baktığımız bölgedeki arka plan ışımasını bir nebze olsun azaltarak daha net görüntü elde etmenize yardımcı olur. Spitzer Kızılötesi Uzay Teleskobu'nun keskin gözleri Orion bulutsusunda çevrelerinde gaz ve toz diskleriyle oluşum aşamasında 2300 yıldız belirledi. Bu gaz ve toz disklerinin her biri uygun koşullarda birer güneş sistemi oluşturmaya aday. Çıplak gözle bakıldığında Orion yani Avcı takım yıldızında Avcı'nın kılıcı üzerinde bulanık bir nokta gibi görünen bulutsu aslında görece yeni doğmuş ya da doğmakta olan binlerce yıldızı barındıran bir topluluk. Bulutsu içindeki tozla gizlendikleri için optik teleskoplarla görülemeyen bu yıldızlar, yıldızlarından aldıkları ısıyı yeniden yayan toz sayesinde Spitzer Uzay Teleskobu Kızılötesi merceklerine yakalanıyorlar. Spitzer'le yapılan gözlemler, bulutsu içindeki yıldızların %60-70'inin toz disklerine sahip olduğunu ortaya koydu. Buradaki görüntü ise 200 mm aynalı bir teleskopla elde edilmiştir. Aynalı teleskobun ayarları düzgün yapıldığı için ve elde edilen görüntü bilgisayarda temizlendikten sonra bu görüntüler elde edilmiştir. Orion'un genç yıldızları gezegen sistemlerine sahip midirler? Bu sorunun cevabı gökbilimcilerin Orion bulutsusu üzerine yaptıkları olası gezegen sistemleri araştırmasında bulunabilir. Gökbilimciler 1989 yılından beri bulutsunun içinde yer aldığı düşünülen ön gezegenleri yani gezegen oluşumuna sebep olan toz disklerini araştırarak çalışmalarının sonuçlarını 1994 yılının son günlerinde yayınladılar. Bu araştırmayla 110 yıldızın çevresinde gaz ve toz ortamının kanıtını buldular. Hatta bu yıldızların 56'sında da gezegenleri oluşturacak maddenin varlığını keşfettiler. Elde edilen bu kuvvetli deliller, genç yıldızların çevrelerinde yeni oluşan gezegen sistemlerinin var olabileceğini hem gösterdi hem ispatladı. Öte gezegen disklerinin keşfiyle Güneş sisteminin 4.6 milyar yıl önce nasıl oluştuğu anlaşılabilecektir. Orion'da bulunan genç yıldızların çevrelerinde keşfedilen bu gaz ve toz bulutları yakın bir zaman içerisinde yıldızların güçlü çekim kuvvetiyle etkileşerek bir ön gezegen diskini meydana getirir. Bu disk gerçekte Güneş sisteminde de gözlediğimiz gezegenler, kuyruklu yıldızlar, asteroidler ve buna benzer gök cisimlerini oluşturacaktır. Gökbilimcilere göre bu ön gezegen disklerinde
Güneşi oluşturan, güneş bulutsusunda da bulunan karbon, silikat ve diğer elementler bulunmaktadır. Yine ön gezegen diskinin dış kısmında bulunan kütle büyük bir olasılıkla dünya kütlesinin birkaç katı kadardır. En net görülen diskin genişliği 8,5 trilyon kilometre olup güneş sisteminin 7,5 katı büyüklüğündedir. Orion bulutsusuna muhteşem ışıltılı görünümünü kazandıran şey burada bulunan dev yıldızların biraz abartılı aydınlatma güçleridir diyebiliriz. Çok genç, sadece birkaç yüz bin yaşında olan güneşten onlarca kat büyük kütleli yıldızlar sadece 1,5-2 ışık yılı çapında küçük bir alana sıkışmış haldedirler ve muazzam miktarda ışıma yaparlar. Bize en yakın yıldızın 4,5 ışık yılı uzakta olduğunu tekrar düşünürseniz ne kadar dar bir alanda sıkıştıklarını daha iyi anlayabilirsiniz. Bu büyük miktardaki yıldız ışınımı bulut suyu aydınlatmakla kalmaz. Gaz ve tozun yavaş yavaş dağılmasına da neden olur. Molekül bulutları da denilen bu gaz, merkezin uzak bölgelerinde yeni yıldızlar oluşturmak üzere sıkışır ve yoğunlaşır. Daha başka bir ifadeyle, dev yıldızlarımız bulut suyu dağıtırken aynı zamanda yeni yıldızların oluşumuna da neden olmaktadırlar. İlk olarak Galileo tarafından keşfedilen nebulanın kalbindeki bu açık kümede yer alan yıldızlardan 4 tanesini küçük bir teleskop veya bir dürbünle ve biraz da dikkatle görebilmeniz mümkün. Bu görülebilen 4 yıldız aslında birer çift yıldızdır. Zaten merkez kümede yer alan yıldızların hemen tümünün çift yıldızı olduğu keşfedilmiş durumda. Bu yıldızların her birinin dev kütlelere sahip olduğunu başta söylemiştim. Önümüzdeki birkaç milyon yıl içinde, yani gök bilim ölçeklerine göre yarın diyebileceğimiz bir zaman diliminde merkez kümeyi oluşturan yıldızlar birer birer devasa süpernova patlamaları ile kara delik veya nötron yıldızlarına dönüşecekler. Yıldızların muazzam patlamalarının ortalığa saçacağı demir, karbon, silisyum, oksijen, azot gibi ağır elementler ise bir yok oluş değil, çevresindeki bulut suyu zenginleştirecek yeni başlangıçlara yol açacaktır. Bizden 1600 ışık yılı uzaklıkta yer alan Orion Nebulası'nın kendisi de pratikte bir açık yıldız kümesidir. Çoğu henüz oluşum aşamasındaki 2000'in üzerinde yıldızı ev sahipliği yapan bulut su, birkaç milyon yıl içinde çevresindeki gaz ve toz bulutları dağıldığında güzel, ışıltılı bir yıldız kümesi olarak görünecek. Ta ki o içindeki büyük yıldız var, süpernovaya dönüşene kadar. Burada ise 400 mm aynalı bir teleskobun görsellerini görüyorsunuz. Orada galaksimizin bir parçasının olduğunu bilmek ve bizden yaklaşık 1200 ışık yılı mesafede yeni yıldızların ve belki de yeni gezegenlerin olduğunu bilmek ve bunu bilerek bu kadar detaylı orayı gözlemlemek heyecan verici değil mi? Ve tabii ki videonun sonuna elimizdeki en son teknolojilerle bu bulut suyunun elde edebildiğimiz en detaylı görsellerini eklemeyi uygun gördüm. İşte karşınızda Hubble teleskobu ve Spitzer teleskobunun görüntüleri. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.